Montessori materyallerinin ve metodunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de çocukların kendi hatalarının farkına varmalarını sağlıyor olmalarıdır bu materyallerin. Eğitimci ya da öğretmen çocuğa yaptığı hatayı göstermek durumunda kalmaz, zaten göstermez. Materyal kendisi bunu çocuğa fark ettirir ve çocuk materyalle çalışırken en doğruyu yapana kadar çalışır ve kendi hatasını fark edebilir. Çünkü doğruyu yapmadığı zaman materyal bunu kendisine göstermektedir. Bu da çocukların yine hem hata yapmakla ilgili bir sıkıntı yaşamamalarına sebep olur. Ki bu da güven kazandıran bir şeydir. Hata yaparak da öğrenildiğini fark ederler. Ve en sonunda da mutlaka, yani materyaller öylesine özel materyallerdir ki çocuklar mutlaka en doğrusunu bularak o çalışmayı tamamlarlar ve sonunda mutlaka öğrenirler. Burada çocuklar aslında hangi konuyu, hangi materyali çalışacaklarına da kendileri karar verirler. Materyale çocuğun ulaşmasının da önemi vardır. Her materyal, belli konulara göre ayrılmışlardır bu materyaller ve onların yerleri bellidir ve çocukların ulaşabilecekleri mesafede ve konumdadırlar. Çocuklar arzu ettikleri zaman bu materyalleri alır ve başından sonuna kadar çalışırlar. Her bir aşamasında da kendi başlarına yürütürler bu çalışmayı. Bütün çalışmanın düzenini kendi başlarına sürdürürler. İşte hazırlık aşamasından, çalışma aşamasından, materyalin toplanmasına kadar bütün bu aşamayı büyük bir beceri, keyifle ve mutlulukla sürdürürler.